Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Üçüncülük, dördüncülük maçının ikinci karşılaşmasıyla karşınızdayız. HVA ilk maçı kazanmayı bildi. Vurmaya geldik takımı karşısında. Vurmaya geldik takımı ise ilk oyun yine bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Ancak HVA'nın tecrübesine yenik düşmüşlerdi. Bakalım ikinci oyuna neler yapacaklar. Vurmaya geldik, acaba durumu eşitleyebilecek mi ve turnuvanın ilk eşit mücadelesini izleyeceğiz. Birbire gelen mücadelesini izleyeceğiz acaba, yoksa yine bir klasik olacak ve 2-0'la birlikte bitecek mi acaba bir karşılaşma daha. Ve hemen bumpiklere geliyoruz arkadaşlar. Ancak bumpiklerden önce hemen size sözümüz olan soruyu soracağız. Böylelikle oyun kazanma şansınız olacak arkadaşlar. Dağıtacağımız ilk oyun Killzone olacak arkadaşlar. Ve bu oyunu kazanmanız için yapmanız gereken şey Twitter'dan Merlin Kazan'ın hesabına girmek ve Işık Hızında Oyun hashtag ile size sorduğumuz soruyu cevaplamak olacak arkadaşlar. Sorduğumuz soru ise Tide Hunter'ın aynı zamanda hangi adıyla bilindiği arkadaşlar. Tide Hunter aynı zamanda ne olarak biliniyor? Adı nedir arkadaşlar? Size bunu soruyoruz. Bu sorunun cevabını bize ışık hızında oyun hashtag ile cevabını atıyorsunuz ve biz size ulaşıyoruz bundan sonra. Eğer doğruysa cevabınız arkadaşlar. İlk doğru cevabı atan arkadaşa ödülü vereceğiz, oyunumuzu vereceğiz ve hemen buradan sonra oyunumuza dönüyoruz. Bumpiklerimize dönüyoruz. HVA şu ana kadar Batrider, OD, Nyx ve Razor gibi banlar yaptı. Vurmaya geldik takımı ise Wisp, Lifestealer, Chen ve Necro Prophet gibi banlar yaptı. Piklere bakalım. Hemen Visage ve Weaver piki gelmiş vurmaya geldikten. Şimdi üçüncü piki bekleniyor. HVA takımı ise Naga, Timbersaw ve Keeper of the Light seçti. HVA'nın şu anda aşaması, yani hero aşaması biraz daha push'a yönelik gibi duruyor baktığımızda. Timbersaw ve Kotal çok rahat bir şekilde hero push'layabiliyor. Yer pushlayabiliyor. Ve aynı zamanda counter push'u da çok kuvvetli. Naga ile birlikte de team fight'ları domine edebilecekler. Bu arada ilk defa gördüğünüz bir hero daha geldi. Vurmaya geldik takımı Mirana pikledi. Bakalım Mirana'yı nasıl oynayacak, vurmaya geldik takımı nasıl kullanacaklar. Visage, Weaver'ın yanında bakalım Mirana'yı hangi lane'de göreceğiz ve acaba gank gibi mi oynayacak, yoksa carry gibi farmayacak mı veya neler göreceğiz acaba? Ben merakla bekliyorum Mirana'yı. Bundan sonra da, bu arada Mirana pikinden sonra da HVA hiç bekletmeden Alchemist pikledi. Alchemist'i carry olarak kastıracak gibiler böylelikle. Trillion'da HVA'nın Naga, Azalor, Alchemist gözüküyor. Şu an mid'de Timbersaw ya da hard lane olup mid'de başka biri de olabilirler. Mirana yine görmediğimiz bir hero'ydu bu turnuvada. Renk katacak. Ve Queen of Pain geldi. Vurmaya geldik takımda. Ortaya Queen of Pain'i göreceğiz. Queen of Mid'i göreceğiz yani. Ortada. Bakın HVA bu arada Timbersaw'u karşıya bırakmadan yine kendisi piklemiş. Çünkü dediğimiz gibi vurmaya geldik takım şu anda artı bir ile oynuyor. Yani ekstra bir oyuncuyla oynuyorlar. Ve bu oyuncu Tazmanya arkadaşlar. Tazmanya'nın en ünlü hero'su Timbersaw. Hatta Timbersaw dışında başka hero ile oynadığını çok fazla göremiyoruz. Geçen bir parkla oynadı tabii, Timbersaw banlandığı için. Bakalım bu oyunda Queen of Pain'le göreceğiz onu. Queen of Pain'le oynayacak. Nasıl oynayacağını hep beraber göreceğiz. Artık son banlar gelecek. HVA son banı için süresini kullanıyor. Şu anda VG takımının bir support'a daha ihtiyacı var. Eğer Mirana'yı carry rolünde veya offlane rolünde göreceksek. Baratrum banı geldi. İlginç bir ban geldi aslında. Baratrum, çünkü aslında Mirana ile birlikte çok etkili olabileceklerdi. Ve vurmaya geldik takımı da aynı şekilde Laundry'i de banladı. Laundry istemiyorlar. Pudge! Ve Pudge geldi. Altan yine oyuna renk katacak bir pick geldi. Ve ilk defa gördük Pudge'ı da ve bakalım Pudge gerçekten HVA takımı nasıl oynayacak? Acaba iki takım arasında bir chatte bir diyalog geçiyor mu şu anda? Hayır, geçmiyor. Pudge geldi. Pudge piki geldi ve şu anda turnuvanın en renkli piki diyebiliriz belki de. Pudge için. Evet, bakalım vurmaya geldik takımı Pudge'ı nasıl engelleyebilecek. Timbersaw'u da böylelikle offlane'de göreceğiz. Solo lane'de göreceğiz. Alchemist'i carry olarak kasarken göreceğiz. Ve Pudge'ı tabii ki de ortada ile göreceğiz. Orta koridorda göreceğiz.
Ve bakalım Parti ne kadar etkili olabilecek oyuna. Vurmaya geldik takıma. Bakalım Pudge'in karşısında neler yapabilecek. Süreleri çok azaldı. Ekstra sürelerini kullanıyorlar. Son 5 saniye. Ve hala bir support'a ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Gyrocopter geldi. Bu da demektir ki aslında Miranayı roam rolünde izleyeceğiz. Yani gank potansiyeli yüksek bir hero olduğu için zaten ganker olarak izleyeceğiz. Sürekli gank atan bir hero olarak izleyeceğiz. Visage Gyrocopter'in support'u olacak ve Weaver ise offlane'e gidecek. Queen of Pain'de tabii ki de diğer bir adı Queen of Mid olduğunu da düşünürsek ortaya gidecek Pudge'in karşısına. Ve hep beraber göreceğiz. Bakalım çok çok heyecanlı bir oyun olacak. Pudge ne kadar iş yapabilecek acaba? Pudge bu arada QQ style aldı. Ona ne diyorsun hani, çünkü HVA'nın mid oyuncusu Klasniki. Yani hatta Klasniki ile yani değişiyorlardı ama QQ style aldı. Bu arada evet Pudge pick'i turnuva herhalde swap atacaklar diye düşünüyorum. Stansfield Pudge'i bırakacak. Bir şey de değil hani. Hemen oyunumuza dönelim. Ve atacaklar mı acaba? Atmadı. Atmıyorlar. Evet. Yok. QQ style oynayacak. Yok atmadılar. Atmadılar cidden. QQ style oynayacak Pudge. Pause geldi. Ben bu pause sırasında hemen takımları tekrardan takdim edeyim. Hangi oyuncular kim ne oynuyor diye. QQ style arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Pudge oynayacak. Stansfield'ı bırakmadı Pudge resmen. Revanche'in Naga Siren'la support olarak oynayacak. Baktığımızda Keeper of the Light Yobi tarafından oynanıyor. O da support olarak göreceğiz. Glance'daki Alchemist ortaya gidecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Bot Rush build'ını almış. Ve Stansfield'ı Timbersaw'da göreceğiz. Bakalım Stansfield ilk defa offlane mi gidiyor? Yani acaba? Ve yani Pudge'in ortaya gitmeyeceğini de düşünürsek çok zevkli şeyler izleyebiliriz. Özellikle mesela şu anda Naga ile Ensnare gelecek. Ondan sonra Pudge'in rotu ile birlikte çekilmez bitmez slow'unu göreceğiz. Yani bilmiyorum, şu anda HVA çok tehlikeli gözüküyor gerçekten. Bunun karşısında bakalım VG takımı neler yapabilecek. VG takımı da hemen tanıtayım. Ortaya Tazmanya gidecek. Karşısında büyük ihtimalle Pudge düşünüyor tabii ama Alchemist çıkacak karşısına. Ve Weaver'a bakalım, Weaver'ı kim oynuyor? Ashina Weaver'ı oynuyor. O da offlane oyuncuları Sucks-like Gyrocopter almış. Kill olarak oynayacak. Satek, Visage birlikte onun supportu olacak. Değişmez support ve Doida da Miran almış. Burada gank olarak oynayacak. Yani tabii support rolünde ama sürekli gank atacak. Evet, oyunumuz başladı. Lane aşamaları geliyor ve Pudge hakikaten easy lane'de farm alırken göreceğiz. Agresif bir trilane yapacak bu arada VG takımı. Agresif trilane'e doğru yöneliyor 3 kişi şu anda. HVA da bir tier lane yapacak herhalde Pudge'la birlikte. HVA Pudge'la birlikte bir tier lane yapıyor. Dediğimiz gibi Alchemist ortaya gidecek. Ve bilmiyorum Pudge agresif tier lane'e karşı neler yapabilecek. Bence çok sıkıntı çekecek yani. Bilmiyorum, bence bu pick ellerinde patlayabilir. HVA'nın özellikle hani Pudge'ı ortaya yollamamak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama şöyle bir garanti de var. Incinerary yani hero'nun çekilim olasılığı çok yüksek. Pozisyonu ya öyle tabi ama yine ya de... Ya büyük ihtimal şöyle olacak. Üstlerine yürüyecekler. Onlar kaçışmaya başlarken Ensinir gelecek. Kreplerden de kaçtıkları için Pudge direkt çekebilecek onu. Üzerine bir de Illuminate gelirse güçlü bir burst damage yapabilirler. Evet, baba göreceğiz bakalım. Yani belli olacak. Hani biz konuşuyoruz, tahmin yapıyoruz ama her şeyi oyuncular belirleyecek. Bir stun geldi bu arada. Ok geldi ancak tutmadı. Tutsaydı direkt bir kill çıkarabilirlerdi oradan. Ancak tutmadı dediğimiz gibi. Lost
ve Gyrocopter paça karşı lastiğini almayı başladı. Ortada ise Alchemist ile Queen of Pain baş başa gidiyor. Alchemist ise Acid ile birlikte kasmaya çalışıyor. Queen of Pain ise range olmasının avantajı birlikte kasmaya çalışıyor ve evet, botun şimdi üzerine çekiyor Queen of Pain. Altta ise Timbersaw ile Weaver'ı izleyeceğiz. Karşı karşıya bakalım Timbersaw Weaver'a karşı neler yapabilecek? Üstünlük sağlayacak mı acaba? Weaver şimdi bayağı bir haraslamaya başladı. Timbersaw yalnız reaktif armor'u fulleyecektir. Daha dayanıklı olmak istiyorsa o lane'de 3. skill'ini fullemesi gerekiyor. Evet. Bu ara Hook'u stoplayıp duruyor. Mesela oyun oynuyor şu anda. Ortada bakalım Alchemist botunu almış bile. Çoktan. Aynı şekilde bu arada harika bir ok geldi Miranda'dan, bakalım Orun'u almayı başarabilecek mi, ancak leap yok ve yetişemeyecek. Ama yine çok güzel bir ok attı. Bu okların devamı gelecek mi acaba? Eğer late game'de böyle oklar görürsek tabii affı olmayacak yani bu okların. Aynı şekilde late game'de çekilecek kilolar da. Aynen parç tarafından. Yani kill olacak. Gerçekten zevkli bir oyun izleyeceğiz. Hani Miranda'nın okları bir yandan olacak. Bir diğer taraftan Pudge'ın hookları olacak. İki tane görmediğimiz hero'ydu bu turnuvada. En azından LAN turnuvasında diyelim, LAN aşamasında. Bu arada Pudge ne yaptığını gördün mü? Orada Ensnare olan hero'ya çekemedi ve birazdan ölecek mi acaba? Yakalanabilecekler mi? Hayır. Pudge potunu bastı, oradan kaçabilecek. Rocket Barrage çok fazla vurmaya devam ediyor. Hemen üzerine potunu bastı. Potuyla birlikte son anda kaçmayı başarabilecek mi? Hayır. Orada Illuminate ile birlikte öldü. Pudge arka tarafta intihar etti ama Illuminate ile birlikte first blood almayı başardılar. Bu arada Pudge gülüyor tabii ki de. Küçük saygı gülüyor çünkü orada Ensnare ile hero'yu çekmeyi başaramadı. Resmen yanına attı Hook'u ve az daha ölüyordu yani. Kill veriyordu, first blood'ı veriyordu ama kendisi önce intihar etti. Çok komik bir an yaşandı gerçekten orada. Hatasını telafi etmeye çalıştı yani diyelim. Orada çekseydi çok daha hızlı bir şekilde kill gelecekti tabii önceden ama. Bakın bu yani... Bu ilk kaçan hook bilmiyorum nelere işaret olacak acaba. Bir yandan Miran'ın tutan hook'u geliyor, bir yandan Pudge'ın kaçan hook'ları geliyor. Alt lane'de farmlar gelmeye devam ediyor. Bu arada Timbersaw üstünlüğü ele geçirmeyi başarmış ve Reactive Armor'u ikilemiş. Onun yanında da Wirefling Death'i ikilemiş. Yani hani eşit bir şekilde gidiyor. Tam bir şeyi fulllemiyor şu anda. Zaten ikinci seviye reaktif armor onun her şeyine yetiyor şu anda. Artı 8 armor artı ve HP regen oluyor. Burada bir görünmezlik runu geldi ve bunu kullanıp acaba ortadan bir kill çıkarmayı deneyecekler mi? Stun'ını basıp onun üzerine hemen eğer invizini basarsa ve bunu da yaptı zaten. Stun'ını bastı, şimdi stun'ı geldi ancak blink'ini attı. Ancak yine de bir dive yaptılar şu an. Ensnare de geldi. Ensnare'in üzerine zaten blink'i olsa bile atamayacaktı. Garantilediler ve bir kill geldi. Queen of Pain'i öldürmeyi başardılar ortada. HV takımı çok güzel gankler atıyor şu anda. Üste Pudge'ın farmı ne durumda diye bakıyorum ama... yani Pudge bilmiyorum ve Oka son anda yakalanıyordu. Pudge son anda kaçmayı başardı. Evet yani Pudge bilmiyorum, farma zaten çok ihtiyaç duymayan bir hero yani. Zaten hook'la çekecek ve öldürecek yani, tek yapacağı şey bu ama yine de biraz örnü böyle, örnü olsa arcane bot olsa hiç fena olmaz yani tabii ki de. Bakalım onları ne zaman kasabilecek. Ve VG takımı neler yapabilecek acaba? Miran'ın şu an kadar attığı oklar hani çok etkili olmadı. Bir kere rune'a giden Alchemist tuttu 5 saniye ama tabii ki de öldüremedi hiçbir şey olmadığı için. Altta bu arada Alchemist inmiş. Stun'ını da atmış. Weaver'ın canı bayağı azalmış. Hatta ultisini de atmış ama almayı başaramamışlar. Timbersaw'un arcane botu bitmiş bu arada. Dakika yaklaşık 6 gelirken 6 civarında.
O da hızlı bir şekilde kasacaktır. Blaston ne kadar erken olursa o kadar iyi. Ve acaba hook ne zaman göreceğiz bir hook'u? Burada Flacken ile birlikte çok hızlı bir şekilde pushluyor zaten. Gelen krepleri engelliyor. Bu arada altta solo kill çıkarmayı başaran bir viewer'ımız var. Resmen Timbersaw'u kesmiş orada. Timbersaw bilmiyorum az daha kesiyormuş gibi. Hani buradaki ağaçları da kesmiş zaten. Weaver'ın canı çok az kalmıştı. Ancak Weaver son anda kill çıkarmayı başarmış. Ultisi bile atmasına gerek kalmadan zaten. Bakalım bu Weaver için çok iyi bir şey tabii. Ve ya takım adına çok iyi bir şey. Timbersaw'un ölmesi. Hani Blaston daha da gecikecek. Timbersaw da oyunun başında çok etkili olan bir hero'ydu zaten. Blaston'u erken aldığı için çok etkili olabiliyordu. Blaston'u çok eğer gecikirse çok kötü duruma girecektir. Evet, diğer lane'lere baktığımızda şu anda Queen of Pain üste doğru bir TP attı. Bakalım bu TP'den kill çıkarabilecekler mi? Kotula da giriyorlar. Ok tutmayacak. Hayır ok tutmadı. Bir ensnare gelecek yalnız ama oradaki Queen of Pain'i görmemişlerdi tabii ki de. Queen of Pain killler çıkaracak. Oradan double kill alabilecek mi acaba? Şimdi Porre'ye Pudge geldi. Pudge hook atabilecek mi acaba? Hook atacak mı? Atmayı başardı. Kill gelecek mi? Hayır kill gelmedi. Orada Haste'ünü etkinleştirdi çünkü. Haste'ünü birlikte bir kill daha çıkarmayı başardı. Ok'tan kaçtı. Ancak ölecek mi acaba? Kule vuruyor. Kule vurmaya devam ediyor. Kendisi intihar mı edecek? Evet intihar etti. İkinci defa intihar ediyor. QQ style. Ancak Queen of Pain'in attığı gank inanılmaz etkili oldu. Orada double kill çıkardı. Ve bilmiyorum HVA'nın bu rahatına gelerek yaptığı patch pick'i şu anda onlara biraz pahalıya patlıyor gibi. Ortada Alchemist de phase botunu bitirmiş. Altta Weaver'la Timbersaw sataşmaya devam ediyor ve orada müthiş bir refleks ultisini bastı. Eğer ultisini basmamış olsaydı belki de ölecekti. Ancak şimdi kovalayan taraf Weaver oldu. Timbersaw'u alabilmeyi başarabilecek mi acaba? Ancak Timbersaw güzel bir şekilde kaçtı. Evet, son vuruşta yeterli olmadı. Armor'undan geçmedi. Ve Timbersaw hayatını kurtardı orada. Parşim Tranquil Bot kasmış. Bakalım bu Tranquil Bot ona ne kadar yardımcı olacak. Yani lane'de kalmasını biraz daha kolaylaştıracaktır ama. Level 6'da olmak üzere zaten. Oldu hatta. Şimdi patch killleri gelmeye başlar herhalde. Biraz geç de kaldır aslında. Queen of Pain'in bu arada PTS'i de bitmiş. Bakalım başka bir item var mı kuryesinde? Hayır yok. Ancak killer almaya başladı ve killer almaya devam ederse böylelikle çok fazla kasacaktır. Bu arada Alchemist kuleyi pushluyordu illüzyonlarıyla birlikte ancak Queen of Pain oradaydı. Ve üste baktığımızda evet Fresh Meat geldi. İlk defa ultisini attı ancak orada kill çıkarmayı başaran bir gyrocopter vardı. Aynı zamanda altta da biz karşılıklı olarak killer geldi ve Weaver ikinci defa Timbersaw'u solo kill bir şekilde kesmeyi başardı. Stansfield'ın Timbersaw'u şu anda düşmeye devam ediyor. Düşüşlerde ve Weaver ona karşı üstünlük sağlamış durumda. Bilmiyorum Weaver'a karşı solo killer vermek iki defa Weaver'ı bayağı bir sıkıntı yaratacak. Hani Weaver bayağı bir önde şu anda. Öne geçmiş durumda. Aynı şekilde üst lane'de de inanılmaz öne geçmiş durumda. Ve ilk defa belki de bu turnuvada LAN finalinde birebirli olan bir maç görebiliriz. Şu anda bir ok geldi ancak ok tutmadı. Krebe çarptı hatta. Alchemist kurtuldu bu sayede. Şimdi Patch acaba birini çekebilecek mi acaba? Hayır çekemedi hala. Ve Visage'da Gyrocopter belki de girmeyi bile deneyebilir ancak oraya gelen bir Naga da vardı. Şimdi rune taraflarına baktığımızda bir ok daha geldi ancak ok tutmadı yine. Ve bu sefer stun'ını açan bir alchemist var. Orada Timbersaw da vardı bu arada. Stun atabilecek mi acaba? Stun'ı atamadı ve stun üzerinde patladı. Bakalım Queen of Pain de gidiyor oraya. Queen of Pain geldi ne yapabilecek acaba? Hayır. Queen of Pain geri kaçıyor. Blinky ile birlikte. Bu arada hemen de belirtelim. LAN turnuvasında Queen of Pain cosplay'i de var. İnanılmaz güzel bir şekilde yapılmış. Onu da buraya gelen arkadaşlar zaten gördü. Gerçekten bunlar iyi güzel şeyler Türkiye'de Dota adına. Evet. Yani Queen of Crystal Maiden, Medusa cosplayleri var bugün burada. Evet gerçekten güzel.
Böyle cosplay'in yapılması falan hani Türkiye'de Dota'nın gelişmeye başladığını gösteriyor kesinlikle. Altta şimdi Timbersov elinden geldiğince pushlamaya çalışıyor. Yani ama iki kere öldü. Onun da farmı inanılmaz gecikti. Yani burada mesela kasmaya çalışacak belki Blaston'u ama çok gecikecek. Ne zaman kasabileceğini bilemiyoruz. Alchemist orada da bakalım. Hani o da Shadow Blade'ine gitmeye çalışacak. Ancak o ne zaman kasabilecek onu da bilmiyoruz. Onun da bayağı farmı gecikecek. İşte bu arada Timbersov ortaya gelmiş ve kill çıkarmayı başardılar. QQ Star takım arkadaşını çekti oradan. Kurtardı bir nebze. Yani kurtarmadı ama. Kurtarmaya çalışmadı bence ama kurtardı gibisinden bir durum oldu aslında. Ama iyi ya orada güzel bir şekilde kill çıkartıp geri döndüler. Ve Patch bakalım oyunu etkisini arttırmaya başlayacak mı? QQ Style neler yapabilecek? Böyle bir ok geldi ve ok kulebe tuttu. Ve bu kuleyi de indirecekler. Stun geldi. Stun'dan kaçamıyorsunuz Blink atsanız bile. O kötü bir şey. Ve 3 armoru olduğu için fiziksel atak yiyen. Orada bu arada üste bakıyorum. Weaver çok fazla zorlamış Naga'yı. Naga TP atmak zorunda kalmış. Ve şimdi de Timbersov kovalıyor onu. Ancak yapamayacak. Başarılı olamadı. Evet kaçmayı başardı Weaver orada. Timberchain'in bir level olduğu için orada yetişemedi. Kotul da yalnız şimdi gidiyor. Nerelere gidiyor yalnız? Visage'de karşılaştı. Evet. Altta baktığımızda ise Gyrocopter alt lane'den pushluyor. Dediğim gibi Shadow Blade'i kasıyor. Shadow Amulet'i üzerinde. Buradan Claymore'da aldıktan sonra ganklerine başlayacaktır güzel bir şekilde. Bakalım HVA takımı geride olmasını değiştirebilecek mi? Şu an gerideler. Gold avantajına da baktığımda aslında hayır tam tersinde gold konusunda öndeler. Deneyim experience konusunda öndeler. Lastiklerde sadece Timbersov bir önüne götürüyor. Hemen networkleri de açalım. Network'te Alchemist birinci durumda. Neden? Aslında Graves Grid de vermemiş. Ancak yine de Alchemist en önde götürüyor şu anda oyunu. Network konusunda. Bu arada resmen Timbersov'un kucağına Blink'i attı ve ilk defa Hook'u gördük. Hook'un üzerine attığı bir Dismember'la birlikte Pajda ilk killini çıkarmış oldu oradan. Ve evet bakalım bunları daha fazla görecek miyiz? Pajın ilk kili geldi. Böyle killer gelmeye devam ederse oyun cidden heyecanlaşacaktır. Umarız gelir diye düşünüyorum. Hem Miran'ın okları tutar. Ondan sonra killer gelir. Umarız. Ve Queen of Pain'in ölmesiyle birlikte aslında HVA da şu anda saldırıyor ikinci seviye kuleye. Kotun da avantajını kullanıyorlar. Bir ok geldi bu arada üstten Mirana'dan durdurmak amaçlı. Ancak şimdi bunu hayatıyla ödeyebilecek mi acaba? Leap'i de var. Bu arada bir fresh mid daha geldi. Evet. Patch yalnız Hook'u kaçırdı. Güzel bir hareketli çünkü timelapse yaptı ve üçüncü kez intihar etti. Resmen QQ'sta ölmek bilmiyor yani tamamen intihar birlikte pek kaçıyor. Pek bir şey yapmıyor ama karşı takımı da feedlemiyor. Yani. Evet bu arada bakalım ok gelmiş ancak oku tut yine ok yine tutmadı. Başta alkemist tutan ok dışında hiç ok tutturamadı şu anda. VP takımı, VG takımı, Doida daha hiç ok tutturamadı. Ve altta yalnız kasan bir gyrocopterimiz var. Hemen altında baktığımızda 2030 altın olduğunu görüyoruz. Üste yalnız Naga bir kill çıkarmayı başardı ve ultisini attı şimdi. Ultisini açtı. Ve orada çok kötü bir şekilde yakalanan VG takımı var. Ve killleri çıkarmaya devam ediyorlar. Pudge orada bir kill daha çıkardı şimdi. Ooo çok uzaktan killing spree yaptı ve double kill aldı. QQ style. Bilmiyorum. Pudge. Şimdi etkinliğini ortaya koymayı başardı. 3 kere kendisini öldürmüştü. 1 kere düşmana ölmüştü. Gyrocopter'ı ölmüştü. 3 kere de kill almayı başardı yalnız. Bakalım killer gelmeye devam edecek mi Pajdan? Bir fortify geldi. Ancak yine de o kule düşecek. Tabii ki de savunamayacaklar. Queen of Pain ise ortadan zorluyordu. Ancak Alchemist orada savunmak için geldi. Alta baktığımızda da Gyrocopter tek başına zorluyor gibi duruyor şu an için.
Ve durumlar böyle. Pudge killleri almaya devam ediyor. Hooklarını tutturmaya başladı. Ancak Miranda'dan okları bir türlü tutturamadığını görüyoruz. Miranda'nın sence ultisiyle birlikte ganklere başlayacak mı? Bilmiyorum, şu an biraz daha geri safhada kalmaya çalışıyor VG takımı. Kombat yapmak istemiyor diye düşünüyorum. Yani Alchemist Luthor'unu bitirmek üzere artık. Bu arada Alchemist alta doğru gidiyor. Asist artistanın atlama gelen TP görünce hemen geri çekilmek zorunda da kaldı. Haste var üzerinde. Gerçi geri çekilmeyecek, geri girdi bir anda. Niye geri gidiyor bilmiyorum. Bir TP'leri daha zorladı. Ne yapıyor bilmiyorum. Çılgın gibi koşturuyor şu an. Burada resmen bütün TP'leri baitledi. Ve Pudge oradan mükemmel bir hook'la birlikte bir kill daha çıkarmayamışlar. Gyrocopter'ı öldürdüler. Şimdi ok gelecek mi, ok tutacak mı? Hayır, ok bir daha tutmadı. Ensnare geldi. Ensnare birlikte kill alacak mı? Timbersoft çok fazla vuruyor. Ancak Queen of Pain orada ultisiyle birlikte kill aldı. Ve Weaver'a da yakalanan Timbersoft orada öldü. Pudge yalnız kendini öldürebilecek mi? Bu sefer artık değil. Artık bu kadar değil. Ve orada bakalım, Shadow amuletini kullanan bir alkemist var. Acaba ne yapabilecek? Orada yalnız çıkacağı ağacı kestiği için Timbersoft oraya gidemedi. Ve karşılıklı killer gelmeye başladı. Pudge öldü sonunda, yani kendisini denyleyemedi, artık intihar edemedi. Öldü. Yalnız Timbersoft'un çok etkin olmadığı başladığını gördük. Orada ölmesine rağmen buyback attı, hemen geri döndü. Burada iki kişi bayağı eritti. Alchemist ise şimdi Shadow Blade'ini bitirdi. Shadow Blade'in bitmesiyle birlikte Alchemist çok daha etkin olacak. Naga Siren ise bakalım, madalyonu da farmlamış. Bir şekilde farmlamaya çalışıyordu Naga. Timbersoft'un üzerine şimdi Swarm da var. Chakram'ı tutturamadı. Ve ok, ok bu sefer tutacak mı? Ok tutmadı yine. Oku tut. Hadi yine orada yerini aldı. Kuleyi deny atmak istemeyecek herhalde. Göreceğiz. Ama deny geldi ve mükemmel bir hook geldi, ancak oraya leap atan Miranda sıkıştı. İnanılmaz. Çok güzel bir hook geldi. Tam son pikselden çekti. Ve son pikselden çekti gerçekten. Harika bir şekilde kill aldı Pudge'ine. Gerçi orada Weaver'a da atmış olabilir ama Weaver kaçarken orada arkasındaki Weaver'ı düzeltiyorum. Miranda öldü. Bilmiyorum. Miranda da aslında orada sıkıştı çok kötü bir şekilde. Onun da şanssızlığı. Ve evet, şu anda Alchemist illüzyonları ile birlikte Roshan'a giriyor, illüzyonlarını tanklatıyor. Biliyorsunuz Roshan'a illüzyonla birlikte saldıramıyorsunuz, direkt yok oluyor illüzyonunuz yoksa. Ama tanklatabiliyorsunuz, saldırı vermezseniz eğer. Ve Naga Siren de aynı şekilde aynısını yapacak sanırım. Hayır, Naga illüzyonlarını şu anda götürüyor. Bu arada bakıyorum, Pudge kimi öldürüyor derken, evet, ortada Queen of Pain'i öldürmeyi başarmış ve üzerine bu sefer tutan bir oku yedi ve ok gerçekten 5 saniye tuttuğu için ölecek. Hayır, yine kendini denyladı. Pudge yine kendini denyladı. Şu anda QQ Style cidden rahatsız etmeye devam ediyor. Bu arada Classic ölecek mi acaba? Lothar'ını basmayı başardı, ancak orada kuşlarını indirdiği için de deny yapamadı Aegis'e. Oyunda gerçekten neler izliyoruz, neler. Heyecanlı, renkli bir maç oluyor. Hem oyun stili olarak. Pudge'ın Force Staff'ini bitirdiğini görüyoruz. Doğduğu anda bu Force Staff'te birleşecek üzerinde. Ve çok daha etkin bir hale gelecek. Çok daha mobil bir hale gelecek Force Staff'le birlikte. Bakıyoruz, Alchemist bir yerde stun'ını atıyor. Ve orada evet, Weaver'a öldürmeyi başarabilecek mi acaba? Weaver kaçıyor. Weaver kaçmayı başardı. Ve TP'si de var, hemen atıyor. Bu arada Ezalor Mekka'yı Pudge'da Force Staff'ını aldı. Aynı anda aldılar. Gerçekten bakalım, bu Kotl'un mekanizması bayağı bir değiştirecek durumları. Çünkü dakika 20, dakika 20'de bir mekanizm Kotl'dan hiç fena değil. Ve şimdi VG takımı ortadaki kuleyi almak isteyecek. Ancak Blinding Light geldi ve geri çektiler. Ve son anda oraya gelen bir krep engelledi hook atmasını. Ama güzel bir deneme oldu. Force Staff artı attığı hook'la birlikte daha da tehlikeli olacağını sinyallerini verdi QQ Style bize. Şimdi Timbersoft'u çekiyorlar ve üzerinde Timbersoft'un roket var. Global bir roket izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu roket global. İzliyoruz. Şu anda Timbersoft'un üzerine doğru gidiyor. Ve patladı.
Ve bu bir ok daha geldi, hileyip geldi ancak başarılı olamayacak, kaçamayacak. Ve Patch Killing Spree oldu. Sürekli ölüyor ama kendisini denyladığı için Killing Spree serisi devam ediyor. Patch gerçekten bilmiyorum. Orada az da kötü bir tercih aslında, evet, ama çekmeyi de başaramadı zaten. Bu arada biz oraya bakarken, ortaya bakarken üstte bu sefer kesmeyi başardı Double Damage'in yardımıyla birlikte Weaver'ı. Alchemist ve Alchemist de farmına başladı. Üzerinde AX'i de vardı zaten. HVA takımında bu sırada ortadan 4 kişi pushlayacak. Bakalım, yani Pudge'ı başta çok fazla kullanamadılar. Hatta çok kötü bir şekilde ölüyorlardı Pudge yüzünden ancak. Şimdi Pudge'ı kullanmaya da başladılar. Çok zirikli bir durum. Bu sefer ok tutturdu yalnız. Naga'nın üzerinde ok var. 5 saniyelik. Ama yine de üzerinde ok geçti. Ve kuleyi alıyor. Bu arada Pudge de bir körlemesine hook denildi. Ancak hook tutmadı. Orada yalnız Queen of Pain. Orada çakramla inanılmaz bir damage yedi. Alchemist'e bakıyorum bu arada. Alchemist de üstte Visage'ı kesiyor. Kesebilecek mi? Evet, Ensnare de geldi. Kesmesi garantilendi ve bu kuleyi de alacaklar. Şu anda HVA takımı gerçekten oyunu domine etmeye başladı. Bir anda, yani VG takımı hiç fena değil. Özellikle Queen of Pain killer buluyordu ancak bir anda HVA takımı yine üstünü ele geçirdi. Hemen gold farkına bakıyorum. İki takım arasındaki gold farkı 7500'ü geçti. Experience farkı da yaklaşık 5000 civarında. Ve hemen alta gidiyor. Alchemist farmını başladı. Şu anda carry gibi kasmaya başladı zaten Alchemist. Gerekli itemlerini kastıktan sonra. Üzerine bakıyorum, 3300 gold'u var. Üste geri çekilmesi gerekecek. Oo, bu arada ok mükemmel tuttu ancak arkasından takip edebilecek kimse yok. Bu yüzden Naga oradan kaçmayı başardı. Evet, bakalım Timbersaw. Bu arada Vanguard kastını görüyoruz. Ya, ilginç bir tercih. Daha önce çok fazla görmüyorduk Vanguard'ı. Bloodstone'u geciktirmiş tabi bu. Ancak çok da önemli değil. Yaklaşık 500 gold sonra Bloodstone'u alacak. Bakalım Patch Hook denemesi yapacak. Hook denemesi geldi ancak tutmadı. O kadar da değil gibisinden. Ve alttaki artık base'in dışında kalan son kuleyi indirmeye çalışacak. Bu turnuvada ilk kez Vanguard görüyoruz herhalde. Bu turnuvada ilk kez Vanguard görüyoruz hakikaten. Genelde zaten fazla tercih edilen bir item bile çıkıyorsa Vanguard. Yani çok fazla tercih edilmiyor dediğin gibi. Yani oyun eğer çok erken dakikalarına kasılırsa aslında çok inanılmaz etkili oluyor. Hiç damage yemiyorsunuz. Resmen sırtınızı dönüp durabiliyorsunuz ama erken kısılmadı. Bu arada Miranda'nın bir ultisi geldi. Oku yine tutmadı Miranda'nın. Acaba kuleyi alabilecekler mi? Çok güzel bir song geldi resmen. Kafa atarcasına bir song geldi. Orada görünmez bir gyrokopter'e ultiyle attılar, hook attılar ve gyrokopter'i öldürmeyi başardılar ancak aynı zamanda Patch da öldü orada. Bu sefer kendisini denyleyemedi ve son anda Vanguard kurtardı onu. Son anda kaçmayı başaran orada bir Timbersaw vardı. Ancak Queen of Pain affetmedi. Naga sahilini arkada. Ulti geldi. Evet. Yani sezdiler onu. Ve bu kuleyi de savunmayı başardılar. Miran'ın ultisini ilk defa işlediğini gördük ancak Naga da çok güzel bir şey counterlıyor derken orada Queen of Pain ile Gyrocopter ortaya çıktı ve killleri aldılar. Weaver da kasmasına devam ediyor bu arada. Çok 50 gol sonra bitecek. Onun da BKB'si. Timbersaw bakıyorum Bloodstone'u kasabilmiş mi artık? Bloodstone'u hala yok. Üzerinde bir 200 gold'a daha ihtiyacı var. Bloodstone'u bitirebilmesi için. Buradaki crepleri de farmladıktan sonra Bloodstone'u bitecek. Ve çok daha rahat edecek artık mana konusunda. Ve Weaver'ın da BKB'si bitti, şimdi üzerine aldı. Pudge'ın bu arada üzerine smoke çektiğini görüyoruz ve smoke'un range'i hook'un range'inden daha fazla olduğu için, yani gözükmeden düzeltiyor. Yani smoke'un açılma seviyesi aslında hook'un seviyesinden daha az olduğu için açılmadan hook çekebiliyor gözükmeden. Bakalım bunu değerlendirebilecek mi Pudge? Şu an gözükmeden hala takılıyor. Kuşlarına da gözükmüyor. Sadece Naga orada ensnare attı ancak. Ya çok güzel bir görüntü oluyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Uzayan bir ensnare.
Evet bakalım Heyver girmeyi başarabilecek mi artık? Bir mana leak geldi. Ve Pac bir hook denemesi ancak yine tutmadı. Pac'ın hook denemesi. Alttaki kuleye şimdi girmeye çalışacak mı acaba HVA? Girmedi. Visage ise kuşlarıyla başka bir kuleyi aldılar. Ortadaki kuleyi aldılar. Şimdi HVA takımı bu arada arkadan dolanıp kuleyi almaya çalışacak. Bir ok geliyor. Bir ok tutacak mı? Ok tutmadı. Daha doğrusu illüzyonu tuttu. Orada 5 saniye. Kuleye vuramıyorlar yalnız. Damage çıkaracak yere yok çünkü. Alkemist geliyor yalnız. Alkemist stun'ı var. Stun'ı orada patlas çok kötü olabilir. Bir de force step de içeri attı Pacon'u. Ancak görünmez olduğu için çok sorun olmadı. Bu arada Mira'nın ultisini attığını biliyorlar. Ve Naga'nın ultisi var mı diye bakıyorum. Naga'nın ultisi yok da henüz. Daha 20 saniyesi daha var. Ve bakalım VG takım buradan çevirmeye başarabilecek mi oyunu? Alkemist kaçmaya çalışıyor. Alkemist ok yedi ancak kafasına ok yedi. Görünmez bir şekilde ok yedi. Ve Alkemist ölecek gibi, üzerinde AOE'si var mı? Hayır, üzerindeki AOE'si geçmiş. O yüzden tekrar doğamayacak. Illuminate şimdi orada bayağı bir vuruyor. Ancak roket vurdu. Bakalım ne olacak? Orada yalnız Timbersaw 3 kişinin arasına atladı. Bir kill çıkarmayı başardı. Weaver kovamayacak mı? Ok geldi. Oktan son anda kaçtı. Ve geriye doğru çekilecek mi? Hayır, orada Tazmanya'yı bulmuşlar. Pudge da orada zaten Dismember ile birlikte Queen of Pain olduğu yere tuttu. Bu arada denyliyor. Resmen denyliyor. Trolledi. Orada resmen trolledi. Hatta QQ Star şu anda ne yapıyorsun diye bağırdı. QQ Star ne yapıyorsun diye bağırdı resmen. Oyuncular biraz trollemeye başladı şu anda. Evet ve HVA takımı şu anda puşlamaya çalışıyor. Kuleyi aldılar. Bir kere de biz keselim diyor şu anda zaten Satek'ten. 5 kere falan denylandı. 5 kere 6 kere kendisine deny atıldı zaten. Fajin kendisinden hem de şimdi biraz önce kotuldan diyelim. Evet, Yobi takım arkadaşını kesti resmen vura vura. QQ Style ne yapıyorsun diye bağırışmasının ardından. Shadow şey strike olduktan sonra sınır olmadığı için sürekli sıklayınca sürekli indiriyor aşağı doğru canını. Evet, bu arada Kotul bu sefer arkadaşına yardım ediyor. Bu sefer de geri çekti. Ama gerçekten ilginç anlar oluyor bunlar. Şimdi bakalım çekmeyi başarabilecek mi? Çekmeyi başarabildi. Orada gyrocopter'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Parça mükemmel bir şekilde önce Force Staff'in ondan sonra Hook'unu attı. Ve bir kill daha çıkardılar. Orada hatta kill de Yobi'de kaldı. Kotul'da kaldı. Ve bakalım HV artık ne yapabilecek? HV'nin Alkemist'e çok fazla ihtiyacı var açıkçası. Onu da Assault Courier's gittiğini görüyoruz. Az bir parası kalmış onu Assault'ını bitirmesi için. Evet, bu acaba görüntüler bizim turnuva ekranına ne zaman yansıyacak diye bekliyoruz. Ve şu anda herkes girişmelere başladı. Evet, bravolar geliyor. Bu arada Timbersaw'un üzerinde Ghost Scepter da var. Yani hem Vanguard hem Blastoise hem Ghost Scepter var. Öldürmesi inanılmaz zor bir hero haline geldi şu anda. Bakın Naga madalyonu vardı. Üzerinde şimdi 1300'e yakın da gold var. 1250 civarında. Bir Force Staff artı Hook denemesi. Ancak tutmadı. Körlemesine hooklar devam ediyor. Gyrocopter'in bu arada mantık aslını görüyoruz ama çok fazla kullanamadı. Hatta VG takımı şu an çok etkili olamıyor. Ben hemen iki takım arasındaki gold farkına da tekrar bakayım. Gold'a iki takım arasındaki gold farkı 12.000'i geçmiş. HVA önde. Aynı şekilde Experience'da da bayağı öndeler. Yani HVA patch pick ile oyunu kazanıyor şu anda. Ve bir Roche denemesi daha geliyor. HVA'dan Roche'ını alabilecekler mi acaba? Evet, Roshan'ı rahat bir şekilde alıyorlar çünkü VG takımın bundan hiçbir fikri yok. Daha doğrusu aslında şimdi Smoke'la birlikte gidiyorlar ama geç kalacaklar. Çünkü bu Roshan erimiş olacak diye düşünüyorum ama acaba... Hero denemesi olabilir belki. Acaba Roshan düşecek mi? Roshan düşmüyor hala ve... Evet, şu anda Roshan üzerinde bir fight olacak. Ne oldu belli değil. Elçini kesmeyi başardılar. Ve Naga'nın Song'u kurtaracak mı? Ancak BKB ile Weaver onu orada resmen dövüyor. Evet, Weaver Naga'yı almayı başardı.
Ancak Timbersov çok fazla kasmış. Aralısına girdi, herkesin dağıtmaya başladı. Naga buyback attı bu arada. Divisaj orada inanılmaz burst damage'i birlikte kill aldı. Timbersov kaçmayı başarabilecek mi acaba? Timbersov kaçmayı başaramadı. Ölüsü gitti orada. Ölüsü gitti. Ve VG takımı bayağı güzel bir kombat çıkardı. Hiç ölmediler. 2 kit çıkardılar. Alchemist ne yaptı? Alchemist yalnız kaçmayı başarmış ve stun ile birlikte çıkıyor yalnız. Acaba kesebilir mi? Ama üste kaçtı çoktan. Çok güzel bir hamleyle. Daha önce de atsa belki Alchemist orada kill çıkaracaktı. Şimdi Alchemist Aegis aldı. Bu iyi bir şey tabii ama 2 kill verdiler orada. Ve bir kule de şimdi gidecek mi acaba? Fortify geldi. Şimdi orada Alchemist de var yalnız. Alchemist acaba kill çıkarabilecek mi? Kendisi üzerine patlayacak mı? Kendisi üzerine patladı. Ve orada TP atanlar var. O yüzden kill alamayacaklar. Bu sırada da üstten Queen of Pain tek başına kill alıyor. Queen of Pain'in üzerinde Orchid var. Olga Club'ını almış. O da BKB'sini kasacak. 1900'de 2000'e yakında gold'u var. Yani SV artık işlerin ciddiye bindiğini düşünüyor ki herhalde 5 kişi alttan pushlayacaklar. Gerçi Kotu ortadan gidiyor ama. Kotu da bu arada force life kasıyor. Pudge için. Dagger almış bir de Kotu. Kotu'nun üzerine yani Dagger var. Trollüye gibi artık Keeper of the Life. Evet aslında yani oyun o kadar garantili değil. Niye böyle trollüklere başladılar bilmiyorum ama. Resmen trollükler geliyor. Gyrocopter'in üzerine bu arada Ogre Club var. Ve Alchemist vuruyor. Üzerinde Aegis de var tabi. Çok fazla umurunda olmuyor. Ve mükemmel bir ok daha geldi. Ancak ısıramadı. Isıramadı kafası ok yedi. Orada stun iki kişiye tuttu. Gyrocopter bir gün daha yaşayacak mı acaba? Ve oradan çok güzel bir şekilde kaçmayı başardı. Ve Naga'da Song'unu attı. Ancak Weaver orada kaldı. Weaver öldürmeyi başaracaklar ama hayır, timelapse attı. Şimdi orada düzeltiyorum. Queen of Pain de vardı, arada kalmıştı. Brink'le birlikte kendisini çıkardı. Alchemist'in stun'ı da üzerine patlayacak mı? Hayır, patlamadı. Orada inanılmaz canını azalttı. Çok fazla zemek yedi derken ucundan, burnundan çekti adeta. Burnundan gelen bir hook geldi. Bir kill daha almayı başardı Pacı orada. Ve bir kill daha gelecek. Evet, Alchemist orada bir kill daha çıkardı. Ve VG takımının şu anda 3. seviye kulesine saldırıyorlar. Umurunda değil açıkçası şu anda Alchemist'in çok fazla. Arkadan gelen Timbersaw da kill çıkarıyor ve bir hook denemesi, hook tutmadı tabi. Fortify bittikten sonra bu kule de düşecek. Ve VG takımının artık son umutları da suya düşüyor gibi. Alchemist orada nasıl yaşadı hala bilmiyorum. İnanılmaz fokus yedi. Aegis'i düşmedi full hala. Şu anda full HP cidden. Ve orada Pudge de bana geldi resmen çekti ama Alchemist de kaldı kill. Ve HV oyunu Pudge'la birlikte Pudge pick dedikleri bir oyunda almayı başarıyor resmen. Ya oyun henüz bitmedi ama HV'nin ağırlığı fazla ve biraz trollüyorlar şu an. Keeper of Light'daki Dagger'dan da anlayabiliyoruz bunu. Evet. Biraz garanti düşünüyorlar artık. Tabii üçüncülük maçta böyle renklendirmeleri de biraz güzel oldu turnuvada. Evet. Ve HV takımı eğer böyle giderse üçüncü olacaklar bu enfes turnuvada. Yani Türkiye Dota tarihinin şu ana kadar gördüğü en büyük turnuvada üçüncü olacaklar. Ve şu anda HV takımı bakalım ortadan da pushlayacak. Ortadan kulenin canı çok azaldı. Flak kalınıyla birlikte elinden geldiğince tutmaya çalışıyor Jarkoptan ama çok bir yapabileceği bir şey yok. Alchemist şu anda vuruyor ve BKB açıldı. Jarkoptan'ın ultisi geldi oraya. Pudge üzerine stun yemişti. Pudge bakalım yaşayabilecek mi orada? Pudge yaşıyor ve Naga Siren çok güzel bir song attı. Orada evet şimdi açtı. Ancak orada eliminate daha birikiyor da eliminate'i bitmesini bekleyebilirler de 3 kişi mükemmel bir stun yemiş. 3 kişiyi kesmeye başarabilecekler mi? Queen of Pain orada kaçtı. Ve Jarkoptan kaçmaya çalışıyor ancak arkasında bir Alchemist kovalıyor. Bu arada Pudge'da bir hook sesi geldi. Hook sesiyle birlikte Pudge'da bir kill aldı. Ve HVA takımı artık oyunu yavaştan alıyor. Bu arada Jarkoptan Yobi resmen orada bayağı bir trolledi. Vurmadı. Timbersaw'a bıraktı kill'i. Evet ortada artık ikinci set barakalarda alınıyor ve yavaştan GG göreceğiz diye düşünüyorum. HVA takımı bu mükemmel turnuvada 3. oluyor arkadaşlar bu gidişle. VG takımı da hiç düşünmüyordu, hani hiç adları yoktu. Aslında çok bilindik oyunculardan oluşuyorlardı ancak
çok fazla adları çıkmamıştı. Dördüncülüğe kadar yükseldiler. Hatta yarı finali elendiler. Yani yarı finale kadar hiç yenilmeden gelmişlerdi. Bir el bile kaybetmemişlerdi. Ancak bu sefer HVA'nın karşısına yenildiler. HVA 2-0 yeniliyorlar ve turnuvada hala bir eşitlik söz konusu hiç olmadı. Yani bu turnuvada bu maçta 2-0'la bitiyor diyebiliriz artık. Ve GG hala gelmiyor. Ama Ancient düştü artık. GG gelse de gelmese de önemli değil. Bu Ancient düşecek. Ve evet, GG de geldi artık zaten. Ve Ancient düştü arkadaşlar. HVA üçüncüsü oldu artık bu turnuvanın. Bu harika turnuvanın üçüncüsü oldu. VG ise turnuvayı dördüncü olarak tamamlıyor. İki takımı da tebrik ediyoruz. VG mükemmel mücadele etti. Yani turnuva gruplu aşamalarını DP'yi yendiler. Ant'ı yendiler. Ant gibi takımı da yendiler. Harika oynadılar. Ve üçüncülük maçımız burada bitiyor arkadaşlar. Sırada hemen tekrardan size söz verdiğim sorulardan birisi geliyor arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım hangisi olacak diye, bu soruları nasıl yapacaksınız diye. Merlin Twitter'da Merlin Kazan'ın hesabına gireceksiniz arkadaşlar. Orada Işık Hızında Oyun hashtag'i ile size sorduğumuz soruyu cevaplayacaksınız arkadaşlar. Hemen sorumuz geliyor. Storm Spirit'in diğer bir adı nedir arkadaşlar? Storm Spirit hangi isimle alınır? Bize bunun cevabını doğru bir şekilde hashtag'i ile, tekrar söylüyorum, Işık Hızında Oyun hashtag'i ile Merlin Kazan'ın Twitter hesabına yollayacaksınız arkadaşlar. Biz size doğru cevabı attığınızda iletişime geçeceğiz. Ve size muhteşem oyunları kazanma şansı vereceğiz arkadaşlar. Hangi oyunu vereceğiz? Little Big Planet. Little Big Planet vereceğiz arkadaşlar. Bu ikinci soruya doğru cevap veren ilk arkadaşa. Evet, üçüncülük maçımız burada bitiyor. HVA üçüncümüz oldu ve büyük finalin zamanı geldi yarı, artık. Artık büyük finalin zamanı geliyor. Türkiye'nin şu an kadar gördüğü en büyük turnuvada 5 maçlık best of 5'lık mükemmel bir final bizi bekliyor. Finalin adı nedir? BFL Türk'le Ant Espor. Evet, bakalım göreceğiz. Final geldiğinde tekrar burada olacağız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Karşınızda olacağız finalde.